Oksijenli solunum ile ilgili diyor. Aşağıdaki özelliklerin hangisi fermantasyon için geçerli değildir? Sıcaklık artışına neden olması. Arkadaşlar bütün solunum çeşitlerinde ve fermantasyonda ne oluşuyor? Isı açığa çıkıyor ve ne oluyor arkadaşlar? Termometredeki sıcaklık seviyesi tabii ki artar. Harcanandan diyor fazla ATP üretilmesi. Başta zaten 2 ATP harcanıyor değil mi? Her iki olayda da ama devamında daha fazla üretiliyor ve ATP elde edilmiş oluyor. Bunu da söyleyebiliriz. Katabolik bir tepkimi olması. Arkadaşlar hem oksijenli solunum hem fermantasyonda besinleri parçalıyorsun zaten. Dolayısıyla katabolik bir reaksiyon ve açığa arkadaşlar enerji çıkıyor ve bunu biz ATP'de depoluyoruz geçici olarak. Hidrojenin diyor oksijene birleşip suyu oluşturması. Bakın su oluşumu nerede var? Oksijenin solunumda var. Fermentasyonda su açığa çıkmaz. Yanlış oldu arkadaşlar. Hücre metabolizmasında kullanılacak ATP'nin diyor sentezlenmesi. Zaten arkadaşlar bu reaksiyonlar sırasında oluşan ATP hücre içindeki aktif taşımadır, bölünmedir gibi metabolik olaylar için kullanılır diyoruz. Cevabımız Denizli olacak.